Şimdi nazar ve büyüde de kullanılıyor. İlk önce yani üstünde azıcık ağırlık olan insan ay bana büyü mü yaptılar falan diyor. Ya da işte ay bana nazar mı değdi diyor. Bizim Türklerde vardır ay bana nazar değdi ki. Gerçekten nazar değdiğini ya da bizim üstümüzde bir blokaj ya da bir kötü niyetle yapılmış bir sihir olduğunu insan nasıl anlar ve bu sembollerle bunun önüne geçmek mümkün müdür? Bir kere size cevap veriyor. Yani dedim ya alanınızı ölçümlemeniz adına şimdi bir hani genel olarak negatif herhangi bir şeye maruz kaldıysanız ve genel olarak sıkıntılı da insanların şu anda şeyleri de ruhları da sıkıntılı bir sürü Çok. problemle uğraşılıyor. Zaten hani ezoterizmle uğraşanlar biliyorlar demir çağından geçiyoruz. Yani öyle işler kolay değil içinden geçtiğimiz süreçte. Hızlı bir iniş çağındayız. Dolayısıyla da negatif enerjinin çok hızlı yükseldiği ve bizim kendi frekansımızın hızlı düştüğü zamanlardan geçiyoruz. Bunu size bildiriyor zaten. O hani çektiğiniz ve hani bu niyetle çektiğinizde benim şu anda enerji alanım nedir diye çektiğinizde bunu size çok rahat bildirebiliyor. Bir sıkıntı varsa uyarısını yapıyor. Bunlar son derece önemli. Çözümü de var. Çok kuvvetli semboller var içerisinde, bu 24 sembolün içinde ve onlarla düzgün şekilde, hepsini kitapta anlattım, düzgün şekilde çalıştığınızda artı bütün bu maruz kaldığınız frekansları dengeleme şansınız var. Ama hep diyorum, bizim frekansımız yüksek olduğunda bir şeye maruz kalmamız mümkün değildir. Yani korunma alanlarımız yüksek olduğunda. Aynı zamanda bunlarla korunmak, işte korunma ve şifa için özellikle kullanılmasını öneriyorum bu anlamda. Bunlarla birlikte korunmak, alanları şifalamak, frekansları dengelemek, çakraları dengelemek, hangi şifa alanına inisiye olursanız olun, onlara eşlik etmeleri adına çok kıymetli. Hayvanlarda da çok işe yarıyor. Doğa ve Onu hayvanlarda. soracağım. Ev hayvanlarımızda mesela onları yalnız bırakırken bir yere giderken kullanabileceğimiz semboller var, değil mi? Evet. Şimdi bir hayvan, mesela sıklıkla başımıza geliyor. Bir yere gidiyoruz, işte başka bir hayvanın saldırısı olabiliyor. Yani bu illa serbest olması gerekmiyor hayvanın. İşte tasmasız gezdirilenler var. Ya da güvensiz bir yerde diyelim gezdiriyoruz. Bununla ilgili semboller var. Kitapta detaylarıyla verdim. Defalarca da deneyimledim. Benim de işte hayvanlarla ilişkim bilinir zaten. Bir o. İki, onların şifalanması için, rahatsızlıklarında herhangi bir şekilde şifalanmaları için çok işe yarıyor. Ben sularına da bu sembolleri yüklüyorum. Hem evde beslediğim hem dışarıda beslediğim hayvanlara. Aynı zamanda alanlarının rahatlaması için. Mesela benim hayvanlarımdan, evcil hayvanlarımdan, evde baktıklarımdan, dışarıda da baktığım epey bir hayvanım var. Evcil hayvanlarımdan bir tanesi yolculukta çok sıkıntı yaşıyor. Midesi bulanıyor. Namı değer lokum, siyah beyaz olan. Tam lokum. Tam lokum ama mahvoluyor. Yani onun için mesela araba yolculuğu büyük bir eziyet. Ben şeyle bazı sembollerle epey bir çözdüm. Rahatlattım. Hayvanlar üzerinde çok etkililer ve çok rahat çalışılıyor. Yani mesela bazı enerji kanallarını hayvanlarla çalışamazsınız. Ağır gelir. Reiki de severler ama belli bir süre sonra mesela istemezler. Bunlar Reiki'de de önemli. 30 saniyeyi geçince fena oluyorlar. Evet, istemiyorlar. Yani ağır gelebiliyor. Bununla inanılmaz bir uyumları var. Bitkiler üzerine, ürünler üzerine, hasat üzerine, herhangi bir işte ekim, dikim işleriniz varsa bunlar üzerinde de çok iyi çalışıyor. Şimdi kitapta yazma yakma sistemini anlatıyorsun. Evet. Hem onu sormak istiyorum, hem aynı anda şunu sormak istiyorum. Mesela evimizi korumak için. Şimdi yazma yakma deyince yazıyoruz, yakıyoruz, onu rüzgara savuruyoruz ama Şey yapıyoruz. sürekli kalması için yani nasıl yapacağız? Mesela kendimiz çizecek miyiz? Tamam, benim mesela taşlarım var ama bu taşları mı koyacağım mesela buraya? Yoksa ben çizip bir yerlere mi bırakacağım? Tam olarak hani bu kitabı aldıklarında ve taşları aldıklarında ya da kendilerininkini yaptıklarında nasıl kullanmaları gerektiğini de üstünden geçelim mi? Yazma yakma eski bir sistemdir. Bu yakma ile ilgili yanlış bilgiler var. Bana da çok geliyor bunun sorusu. İşte bu ya şey işte kötüymüş, onun yok etmek. Hayır, şimdi orada siz elementleri ve evrenin genel çalışma sistemini iyi bilmek zorundasınız. Dharma ya da karma dediğimiz şey, özellikle dharma yani kadersel her türlü döngü ateş elementiyle çalışır. Dharma'nın karşı her şeyin bir elementi vardır. Dharma'nın çalışma prensibi ateş elementidir. Niye? Simurgh hikayesini hatırlayın. Ne oluyordu? 70
vadiden kuşlar geçiyordu ve en sonunda Zümrüt'ü Anka'ya dönerken yanıp küllerinden kendini yeniden yaratıyordu. Yeniden yaratıyordu. Dolayısıyla ateşin temizleme, arındırma ve yenileme, yeniden bir yaratma enerjisi vardır. Ve aynı zamanda ateş güçlü bir enerjidir. Ateş elementi. Orada aslında yazma yakmayla birçok elementi bir arada kullanırız. Ateş elementi var, hava elementi var. Onu bir toprak kapta özellikle tavsiye ediyorum yapılmasın. Toprakla birlikte, toprak kapla beraber toprak elementini de kullanıyoruz. Yanında mesela biraz daha sonra suyla o toprağı vesaire işte kabı yıkadığınızda su elementini bir anlamda kullanıyorsunuz. Yani hepsini kullanıyorsunuz ama ana frekans güçlü olan bir şeyi dönüştüren ateştir. Ateş elementinin, o yüzden kaderle ateş elementinin ya da darma ile ateş elementinin bağlantısı vardır. Şimdi siz diyelim herhangi bir tılsım hazırlayacaksınız, bir blokajınızı kaldırmaya çalışıyorsunuz, yolunuzu açmaya çalışıyorsunuz, kariyerinizle ilgili, sınavlarla ilgili, mesela sınav dönemiydi, şimdi önümüzdeki haftada üniversite sınavları var, gene vereceğim özellikle sınav tılsımlarını sosyal medya hesaplarımda. Dolayısıyla bunları yapacaksınız. Öncesinde bir yazma yakma yapmanıza ve özellikle de daha çok kendi frekansınızı temizlerken bir blokaja maruz kaldıysanız, işte bir negatif enerjiye maruz kaldıysanız, bununla ilgili bir çalışma yapacaksanız, yazma yakma yaparak onu bir dengelemek, o enerjinin dönüşmesini sağlamak adına çok kıymetlidir. İlk yapacağınızın yazma yakma olması. Ondan sonra kitapta yine verdim. Mesela 3, 7 veya 21 günlük süreçler içerisinde çalışmalarınıza devam etme şansınız var. Ama ilk etapta yazıp o hangi şeyle formüle ya da hangi sembolle çalışacaksanız ondan sonra onu yakıp küllerini rüzgara savurmak, buna saçı yapmak denir. Saçmak, saçı yapmak. Bu da eski bir yine şamanlıktan gelen bir kültür. Evet, değil mi? Bizim kan kültürümüzden gelen bir adettir. Eskidir. O formülle ilk etapta özellikle korunma için, dengelemek için, frekansı dengelemek için onu yaptığınızda ve arkasından mesela çakra çalışması yaptığınızda, bunlar çakralarda da güzel çalışıyor. Ya da kendi hangi şifa alanına inisiyeseniz bunları yaptığınızda o enerjinin çok hızlı dönmesini sağlıyorsunuz. Bu anlamda önemli buluyorum yazma yakma sistemini özellikle. Bu noktada merak ettiğim bir şey sorabilir miyim? Yani izleyicilerimizin de belki kafasında bu sorular geliyordur. Şimdi çakralarımızı dengelerken yani mesela Reiki'de de dengeleriz, evet, mesela, ama avucumuzun içiyle çizeriz de biz Reiki'de. Burada öyle değil, değil mi? Yani parmak. Mesela şuradan bir tane parmakla mı? Yani parmak mesela şu sembol, görebiliyor musun bilmiyorum. Bunu bak bu şekilde mesela parmağımızla mı çizeceğiz? Ve altta mı çizeceğiz? Üstten altta mı? Hepsini öğrenelim senden. Hafifçe fısıldamak gerekiyor. Çünkü havada su var. Tamam. Havada su var, değil mi? Oksijenin içinde su var. Su var. Su hafızası olan bir şey. Bu nedenle yıllar boyunca kadim bilgiler hep sözlü olarak aktarılmış. Çok sonra yazıya geçmiş. Çünkü onu sen aslında hiçbir şey yok olmuyor ya. Yani hafifçe söyledin. Mesela duayı da deriz ki evinizde mutlaka bir hani çınlasın. Evinizde bir yankılansın. Ayetleri de açın. Evinizde bir yankılansın. Biraz hafif bir sesle söylemek gerekiyor. O yüzden de o hafif ses, o formülü, bir de biz sudan oluşuyoruz. Evet. 1/3'ümüz evet. Su, değil mi? Tabii. Kendi içimizde de o suyun hafızasıyla o kullandığımız sembolün enerjisini bir anlamda yüklemiş oluyoruz. Bu nedenle de hafifçe söyleyerek, hafifçe, yani bağırmanıza gerek yok ama hafifçe söyleyerek o tılsımı hazırlamak, o sembolü kullanmak, o blokaj için ya da belki bir yolunuzun açılması için, her ne için kullanacaksanız bunu yapmak bu nedenle çok kıymetli. Peki çizerken parmağımızla alttan yukarı mıdır, yukarıdan alta mıdır? Benim gibi merakla her şeyi soruyorum ama hani bunları çalışırken de insan en doğrusunu yapmayı istiyor ve en iyi bilenden öğrenmek gerekiyor. Gözünüzle de çizebilirsiniz. İmajine ederek gözünüzle de çizebilirsiniz. Eğer hani yalnızsanız, müsaitse elinizle çizebilirsiniz. Yukarıdan aşağıya. Yukarıdan aşağıya. Yukarıdan aşağıya. Çizer. Tamam.
Şimdi bunları kullanırken mesela özellikle aşk bölümüne geçelim. Hani işte benim eşimle aramda bir atıyorum soğukluk var. Ya da işte sevgilimle aram birazcık limoni. Ben bunu kullanabilirim ama diyorsun ki kitapta kesinlikle bir kişinin isteğiyle olmaz. Yani iki kişi de evet bunu yapalım diyorsa değil mi? Yani izinsiz Evet. başkasının kaderini etkileyecek şekilde asla kullanmamak gerekiyor yazıyorsun kitapta. Onu da biraz anlatır mısın? Bu çok önemli çünkü bir başkasının öz bilincine, bir başkasının frekans alanına bizim öyle kafamıza göre girip çıkma şansımız yok. Evrende her şeyin bir bedeli vardır. Ha bunu yapabilirsiniz, bedelini ödersiniz. Hani onun sizin için ne kadar hayırlı olduğunu bilip bilmemenizi de bir kenara bırakıyorum. Tabii. Bu nedenle izin istemek ve orada hani bir şeyin izniyle yapmak hiçbir şey değilse o kişinin üst benliğinden bunun müsaadesini istemek son derece her çalışmada önemli. Kafaya göre kimsenin alanına girip çıkılmaz. Özellikle aşk ve ilişkiler alanında dolayısıyla da bu noktalarda birinin isteği dışında herhangi bir sadece run sembolleri için değil her çalışmada dikkatli olmak lazım. Bu işte siz ona nasıl yaklaşırsanız hayat da size öyle geri dönüyor ya. Bu anlamda son derece bunu özellikle belirterek yazdım. Hani yapmayın diye. Dikkatli olun.